Evet, herkese merhaba. Açık kaynak, özgür yazılım lisanslar serimizin 3. videosuyla LGPL ile devam ediyoruz. Keşke başlamasaydım diye düşündüğüm bir seri oldu açıkçası. Çünkü duvara tosladığımı hissettim kendimi. Konu okudukça, izledikçe insanın bildiğinden daha fazlasını kafasını karıştırdığı bir konuya dönüştü benim için. Ben dediğim gibi herhangi bir tavsiye niteliği taşımıyor. Bunu da video açıklamasına da yazacağım. Ne olur ne olmaz diye. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımayan, sadece benim kurtlarımı döktüğüm bir paylaşım. Videodan daha ziyade linkler videodan da faydalı olacağını düşünüyorum diye önceki videodaki kendimi koruma ifadelerini tekrarlayayım. Şimdi devam ve LGPL ile video serisine devam edelim. Evet, ünlü listemize geliyorum. Hemen burada hızlıca neye bakacağız? GPL yani GNU Lesser General Public License şurada ekranda highlight olarak gösteriyorum. Mouse yok, tabletten yaptığım için. Bu satırı görüyoruz şu an. Lesser General Public License diye gözüken satır. Şimdi şu ilk kolon daha önce bahsettiğimiz linking kolonu. Oradan başlayarak bir yürüyelim. Lisansa dokunalım. With restrictions diyor. Bazı sınırlandırmalarla linkleme mümkün diyor. Evet. Hadi şimdi bakalım sevgili Wikipedia'cı burada bizi nereye yönlendirecek? Linkimize tıkladım. Yan tarafta hazır açılmışı vardı. 1, 2, 3, 4. Sınırlandırma Combined Works alanında başlığı altında ifade ediliyor. Linkleme de sınırlamada 4D'ye geliyoruz arkadaşlar. 4D başlığında 4D1 bizim kurtaran işte ve weaker, zayıf, copyleft haline getiren LGPL'i madde burada. Bu zayıflıkla özel mülk kapalı yazılımlara share obje olarak dinamik linkleme yöntemiyle ne diyor burada özellikle Free Software Foundation ne demiş? Use a suitable shared library mechanism for linking. Yani GCC'yi kullanıyoruz. Evet, bu uygun bir dinamik paylaşımlı kütüphane, shared library veya dinamik kütüphane linklemenin uygun bir yöntemini GCC bizim için yapıyor mu? Yapıyor. GCC ile sembolik link olarak herhangi bir LGPL versiyonlama share objeyi linklediğiniz zaman kapalı yazılımda kullanabiliyorsunuz. Daha önceki videolarda kısa kısa geçmiştik. Şimdi biraz daha metin üzerinden görme fırsatımız olsun istedim. Neredeyiz şu an? Direkt işin merkezindeyiz. GNU.org LGPL 3.0 lisansındayız. Şimdi piyasada 3.0 2.1 diye de göreceksiniz. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Fark özellikle bu konuda olmadığından da bahsedeceğim. Şimdi sembolik linkleme noktasında 4. ana madde 4D fıkrası 1. alt maddesi artık her neyse 4D1 üzerinden yürüdüğünüz zaman eğer o LGPL 3.0 lisanslı kütüphaneyi içerisinde herhangi bir modifikasyon yapmamışsanız kullandığınız embedded sistem içerisindeki image build işte build root mu kullanırsınız, Yocto mu kullanırsınız, manuel mi eklersiniz, Linear Ubuntu kullanırken ne yaparsanız veya Linear Ubuntu kullanırken APT ile ARM Debian'ın ARM derlemesi linklerinden mi indirirsiniz doğrudan? Ne yaparsanız yapın. Onu olduğu gibi kullandığınız varsayılarak bir de dinamik linkli kullanıyorsanız size hiç kimse hiçbir şey diyemiyor. İşte buradaki zayıf copyleft haline getiren LGPL'de zaten işte 4D1. Ama o da statik. Linklerseniz iş grileşiyor, karanlıklaşıyor. Bunu yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz, gri alana, karanlık bölgeye girmiyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi bir de gelelim
bu işin modifikasyonuna. Modifikasyon için ne demiş? Copylefted demiş, değil mi? Geliyoruz bakın ikinci ve üçüncü maddelere. Distribution ve modification için geliyorum. İniyorum. Çok iniyorum, bir saniye. GGG. VG. Evet. GNU Lesser şu an karşımda. Copylefted demiş. Burada 25 ne var ne yok 25'e yönlendirmiş Wikipedia'cı arkadaşlar. Yani buraya kontribüt eden vatandaş. Genel olarak copyleft noktasına götürüyor. Biz onun yerine 3.0'daki konuya bakarsak. Şimdi ben kısaca kafam karıştığı kadar kafanızı karıştırmam gerekirse. LGPL versiyonlu bir kütüphaneyi oldu da modifikasyon yaptınız. İşte FFmpeg, Libav kütüphanelerini düşünün. FFmpeg projesindeki Libav ses kütüphanelerinde. Yine o da LGPL 2.1'dir örneğin. Veya Qt Framework'te, Libqt Core'da gittiniz bir değişik yaptınız. Libqt Network'te gittiniz bir değişik yaptınız. Artık siz de bir zahmet LGPL olarak, şimdi burada da 2.a'ya bakıyoruz. Müşterinize yaptığınız değişiklikle birlikte, ya kimse size GPL'de de sağ olsunlar, arkadaşım sen GPL ve bir GPL'de konuşacağız onu, GPL V2 V3'ün videosunu ayrı yapacağız dedik. Zor oluyor benim için bu videolar ama yapacağız dedik artık, bunu yapacağız yani. LGPL, GPL sana demiyor ki bütün dünyayı aç. Diyor ki, arkadaşım sen neticede bunu evde yemek için değiştirmedin. Evde yemek için değiştirdiysen zaten distribution olmuyor. Private use oluyor zaten diyor. Private use'e de Allah razı olsun hepsi bakın. Private use nedir? O ilk videolarda konuştuk. Şirket içerisinde siz bunu kullanıyorsunuz diye bir varsayım. Ya zaten şirket içerisinde private use'da bir problem etmiyor yani GPL ve hiçbir GPL versiyonu. Bakın private use'da aşağı doğru iniyorum. Yes. Permissive zaten ananın ak sütü gibi helal demek. Yes. Görüldüğü gibi. Sadece Affero, no network usage, bu meselede cloud ile ilgili, bulut teknolojisiyle alakalı mesele. Bazı akıllar bu private use'a girer diye buluttan servis sağlıyorsa ama bu private use olmuyor işte falan filan öyle detaylar. Neyse o konumuz değil. Şirket içerisinde kullanıyorsan zaten problem yok. Sen bu LGPL source code'da bir değişiklik yaptın. Şimdi bunu yaptın. Niye yaptın? Satacaksın sen bunu tabii ki. Bir ürününün bir parçası olarak sen ana kapalı yazılı, proprietary, mülk, özel mülk olan, kapalı kod olan yazılımına sembolik linkle, pardon ne sembolik linki, shared link olarak shared link olarak linkleyeceksin. Linkliyorsun. Bir de modifiye etmişsin. Ama modifiye etmişsen lütfen LGPL versiyon 3 olarak tekrar lisansla. Müşterine de bu kodla değiştirdiğin kısmı değişikliğinle birlikte ver arkadaşım. Senin zaten kapalı tarafın yani application diye bu lisanslarda büyük A ile application olarak geçen yani senin uygulaman zaten kapalı kaynak kod. Ona dokunan yok ki. Ama sen gitmişsin LGPL olan bir projede değişiklik yapmışsın. Bir de onu statik mi linkleyeceksin? Dur bir bari onu yapma, kafamızı karıştırma. Dinamik olarak linkle ve modifiye etmiş ol. O zaman arkadaşım müşterine, distribution'a giren kısımda modification yapmışsın. Bir de distribution yapıyorsun. Yani dağıtıma geçiyor artık bu iş. Dağıtımda ez cümle müşterine kaynak kodu açıyorsun. LGPL V3 olarak LGPL V3 olarak lisanslıyorsun. Neyi? LGPL oynadığın kütüphaneyi. Kendi uygulaman gene kapalı. Bu kadar basit. Şimdi sık sorulan sorular kısmında bakın LGPL V2, 2.1 ve V3 için bu statik kütüphanede statik linkleme, dinamik linkleme meselesi değişmiyor.
V2 V3 arasındaki temel fark bu ülkemizde pek de geçerli olduğunu zannetmediğim patent meselesi. Yazılım patenti Türkiye'de var mı yok mu? Gerçekten ben kime sorsam net bir şey alamadım. Fikri mülkiyet hakkından vardı, yoktu, olduydu, olmadıydı. Fikri patentliyoruz Türkiye'de. Yani çizimler. Bir yazılım yaparsınız onunla ilgili ama yazılımın kendisi değil. Patent dairesine verdiğiniz çizimler. Yani bir fikri mülkiyet kapsamına sokabilirsiniz veya bir cihaz. Onun ete kemiğe bürünür. O yazılımın çalıştığı bir cihaz. Yani kuru blok şemalar patentleyebilirsiniz. Bir cihazın çalışma şeklini patentleyebilirsiniz ama yazılımın source code olarak patentleme diye bir şey var mı? Türkiye'de galiba yok. Tam emin değilim. Varsa arkadaşım bak var diye bana direkt TPE'den, Türk Patent Enstitüsü'nden bir şeyler gönder. Şimdi burada sıkça sorulan sorular. Bu linkler diyorum ya, size asıl faydam olacaksa bu linkleri paylaşıyor olmam olacak herhalde. Şimdi burada demiş ki eğer işte gri bir noktalar buralar. Eğer statik olarak linkliyorsan bak source kodunu istemiyoruz ama nokta o. Yani bu adam yani sen çünkü nokta A'yı statik kütüphaneye senin kendi nokta C source kodlarının derlenmiş hali olan objeler nokta O'larla beraber 40 tane nokta O'yu 5 tane nokta A ile bir hamur edip bir ELF binary, executable binary elde ediyorsun ya. Çalıştırabilir dosya elde ediyorsun ya. İşte diyor oradaki nokta O'ları da bir zahmet ver diyor diye anlıyorum. Aman diyor senin kaynak kod dosyan nokta C'ni istemiyorum da nokta O'larını müşterine vermen lazım diyor. Ki o senin static linklediğin kütüphaneyi tekrar o eğer değiştirecekse tekrar linkleyebilir bir durumda olsun diyor. Buralar gri noktalar arkadaşlar. Bu topa girmeyin. Ne yapın edin bu topa girmeyin. LGPL'de sadece share obje ile linkleyin. Modifiye etmişseniz de source kodu müşterinize vereceksiniz diye ben anlıyorum. LGPL V3 olarak lisans ediyoruz. Modifiye de etmediniz. Hiçbir problem yok abi. Modifiye de etmedin. Share obje olarak kullandın. Zaten LGPL'i zayıf copyleft'ten noktadan girdin sen. 4D1 maddesinden girdin. 4D1'den yürü git. O kadar basit. Bakın burada 2.1'in metni var. 2.1'in maşallah belgeler ok projesi vardı. Vardı diyorum çünkü ben son yıllarda buraya güncelleme geliyor mu herhangi bir dosyaya emin değilim yani. Oldukça eski. Keşke devam etse böyle şeyler. Evet, burada da bir 2.1'in Türkçe çevirisi var arkadaşlar. Buyurun buradan da okuma yapabilirsiniz. Bakın, sürüm 2.1'i baz aldım diye açıkça ifade etmiş. 2.1 içinde buradan bir okuma yapabilirsiniz. Şimdi Wikipedia'da güzel bir kategori yakaladık. Software using the LGPL license. LGPL lisanslı projeler. Bu kategori meselesi de çok güzelmiş Wikipedia'da. Bakın burada 7 zip'ten bilinen projeler olarak FFmpeg, efendime söyleyeyim, GTK, GTKMM. GTKMM de herhalde yani Windows'ta kullandım hatırlıyorum. Yani GTK'ların taşınabilir hale mi getiriyordu? Başka UCLipsy bakın. Burada başka Qt zaten bahsedeceğiz birazdan. Ama Pulse Audio da LGPL'miş. Daha neler vardı neler. Bu bir miktar yani. Yani daha başka bir ben şurayı tavsiye edebilirim. Burada açmamışım ama hemen şimdi açacağım. Open Embedded Recipes diyelim. Bir tanesine girelim bakalım. Layers. Layer'larına, recipe'lerine bir girelim. Layer'dan girelim. Şimdi reçetelerin şu buraya FFmpeg yazalım mesela. Daha önce denemedik bir şeyi de videoda direkt göstermek güzel olmuyor mu? FFmpeg burada reçete olarak karşımıza çıktı. Şimdi Open Embedded Core'daymış zaten abi layer olarak Open Embedded Core içerisinde. FFmpeg'e giriyorum. Bakın burada
güzel bir hizmet var. SPDX'den ayrıca ve Fosoloji'den ayrıca bahsedeceğim bir video olacak. Şurada gösterdiğim gibi ek 2 olarak gösteriyorum ya. SPDX, Fosoloji ve Open Embedded'in Yocto'nun lisans mekanizmasını kısaca bir hatırlarız. Yocto serimizde var lisansların konu edildiği. Woodland slide'larında da geçmişti. Onun ekstrası da var yani. Orada yazmayan da var. Onlardan kısa bir bahsetmek istediğim bir video da olacak. Bakın burada lisanslar. Neymiş? BSD de geçermiş. GPL V2 de var. LGPL 2 ve MIT. Yani içerisinde çeşitli dosyalar barındırıyor. Genel olarak libav. Şimdi burada bakın. Çıktı olarak libav kütüphanelerini göreceksiniz. Bunlar da LGPL V2. Bunun gibi çeşitli çeşitli projelerin lisans durumlarını güvenilir bir kaynak olarak Open Embedded'in layer arama sayfasından bulabilirsiniz. Bunun tek bir yöntemi de bu değil tabii ki. Şimdi FFmpeg'den bakın bir devam edelim. FFmpeg'in burada açıklamalarda linki bulacağınız bir şey bu. Enable GPL, Enable Non-Free. Size bakın lisans uyum checklisti için lisans gereksinimi checklisti için lisansın bu uygun kullanılması için bir checklist de buraya koymuş. Genel olarak bakın yukarıda ifade ettiği gibi FFmpeg is licensed under the LGPL 2.1 or later ve sonrası. Ayrıca tabii bu bir şey hibrit yani içerisinde MIT, GPL vesaire var ama kütüphane bazında düşündüğümüzde LGPL 2.1 kullanılıyor. Sonra şöyle Qt'un open source lisanslama için güzel, çok tatlı bir web sayfası var. Bunlar da paylaşılıyor olacak. Bakın burada GPL 2.3 ve burada şu bunu da ifade etmiş GPL V2 ve V3 arasındaki fark. Software patenti ile alakalı. GPL V3 ile V2 arasındaki software patentinde iyileştirme yapılıyor. GPL V3'te de patent noktasında iyileştirme yapıyorlar. Artık yani benim çok da bildiğim şeyler değil. Genel olarak bu konu benim bildiğim bir konu değil diye kendimi korumaya almaya çalışıyorum. Ara ara araya sıkıştırıyorum. Şimdi What are my obligations? Nedir bizim sorumluluklarımız diye. Bakın burada güzel güzel detaylı ifade etmiş. Sözün özü. Buradan da sözün özü biraz önce de bahsettik. Statik işine girme. Share obje olarak linkle. Bakın burada zaten Dynamic link usually recommended here. Yani genel olarak dinamik linklemen gerektiği düşünülüyor. Burada bir değişiklik yaparsan müşterine bunu paylaşman gerekiyor. Cümlelerini ben ez cümle tekrar edeyim. Tabi burada Qt projesiyle alakalı önemli bir şey ifade etmek lazım. Mesela Qt'un ürünleri var. Qt'un ticari kütüphane ticari olarak lisansladı. LGPL olarak lisanslamadı. En son mesela Qt MQTT o şekildeydi. Qt for Automation ürünü içerisinde endüstriyel otomasyon için bir bundle, bir ürünü var. Orada size o lisans için, Qt for Automation lisansı için size bazı şeyler sunuyor. Onun içerisinde tamam LGPL V3 olan, V2 olan klasik eski daha bu Trolltech zamanından gelen KDE'cilerin community yaptıkları zamanlardan gelen klasik kütüphaneler olduğu gibi bu adamların Qt Company bünyesinde geliştirdikleri kütüphaneler de var. İşte siz bunları sağda solda source kodlarını bile bulabilirsiniz, derleyebilirsiniz ama yani onun açıkta açık kaynak olması onun bir özgür yazılım olacağı anlamına gelmiyor.
okumanızı tavsiye ederim. Bizim temel neye yükleniyoruz? Sorumluluğumuz nedir? LGPL Qt kullanıyorken. Bu çok güzel bir başlık. Bu ayrıca Questions on kendi sayfasında da gerek yok oraya. Evet. Ticari kullanım. Ticari kullanım konusuna girmiyorum zaten. Burada harika soru cevaplar var. Ayrıca videonun başında sık sorulan soru cevaplar da Cihan Yunus sayfasında, buralara başvurabilirsiniz. Evet. Şimdi videonun sonuna doğru gelelim. Şimdi bakalım, bir şey bakalım. Ne bakalım arkadaşlar? Bir şeye bakıyoruz şimdi. Pardon. Şimdi burayı niye açtık? Bir kısaca ifade edeceğim. Şimdi daha önce buraya Qt diye benim çok sevdiğim KDE tabanlı, KDE'de Qt Framework tabanlı editör Qt indirmiştik. Bu desktop bir makina normalde, ben uzaktan bağlıyorum. Şimdi ldd komutuyla kim neler kullanıyor şehir obje bazında anlamak mümkün. Bak şimdi. Bak. Ne kadar çok şehir obje kullanmış. Bunlardan da ne kadar fazla içerisinde göreceğiniz gibi. Bakın Qt5 QML'i görüyorsunuz. Qt5 QML. Sadece onu mu görüyorum? Yine Qt5 QML. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Qt5 Print'i görüyorum. Çeşitli Qt5 Text to Speech, Qt5 SVG, Qt5 X11 Extras gibi gibi Qt kütüphaneleri kullanılmış. Bu zaten KDE tabanlı olduğu için. Şimdi birkaç tane komuttan bahsedeyim. LDD komutuyla bir kütüphane, bir executable hangi şehir objeleri kullanmış görebiliyorsunuz. Eğer statik olarak linklenmiş şeyleri de görmek istiyorsanız, siz LGPL ter döktünüz, bir kütüphane hazırladınız ve defakto oldu o alanda. Herkes kullanıyor. Ama kim statik linkledi? Bazı yazılımlardan şüphelendiniz. Kim statik linkledi diye bakmak istiyorsunuz. NM komutunu kullanabilirsiniz. Kullanırsınız demiyorum. Kullanabilirsiniz. Oldu da o bedbaht strip yapmamışsa. Şimdi örneğin bakalım. Ben bir küçük script yazdım. NM komutunu kullandım. Çünkü benim bilgisayarımdaki kurulu tüm bin, user bin ve user resmindekilerin hepsi strip edildiği için onların obje bilgilerine ulaşamıyorum. Hangisi acaba strip edilmemiş ve ben onun NM bilgisine ulaşabiliyorum diye küçük bir bakınca DruidCam diye bir uygulama yüklemiştim. O bedbaht da strip etmemiş. Dolayısıyla obje bilgisine erişmek mümkün. Buradan ne olacak? İşte fonksiyon bilgileri tutacak adam geniş bir refactoring yapmış olabilir ve o .c dosyası içerisinde semboller isim değiştirmiş olabilir ama strip etmeyi unutmuş olabilir. Yani statik olarak linklenmiş profesyonel bir open source kütüphane hak yiyici o hakkınızı sizin şöyle yemiş olabilir. Tüm fonksiyonlarınızın isimlerini değiştirir. Güzel bir refactoring yapar. Ondan sonra statik olarak linkler. Ondan sonra da güzelce bir strip eder. Ondan sonrasını ben gerçekten bilmiyorum. Nasıl siz bunu tespit edebilirsiniz? Bakın bu adam user isminde herhalde. Droidcam, bu özel bir uygulama. Bakın bu strip etmemiş. Dolayısıyla içerisinde semboller var. Strip eder gönderirse ne olacak? Bu sembollere bir daha ulaşamayacağız. Biz strip edelim. Tabi burada strip'in de çeşit çeşidi var.
Artık. Tamam. Evet. Bunu niye strip edemedim ben de anlamadım. Not great temporary file to hold strip. No. Ah tabii. Aslında şey hatası verdi permission denied verdi, haberi yok. Tamam. Şimdi bakıyorum, bakın strip edildi. Strip edildikten sonra NM ile açıp bakabilecek miyim? Ne göreceğim bakalım. Ben de şu an merak ediyorum. Hiçbir şey. Nerede o biraz önce benim filtrelediğim dosya? Nerede o? Gel bakayım. Bakın burada bunların hepsi zaten strip edilmiş executable'lar. Hiçbirinin sembol bilgisine erişemiyorum. Ya yani sembol bilgisine erişsem de bayağı bir yani müfettiş gadget'lık yapmanız lazım. Gadget olmaz. Gadget saf kalır. Sizin bayağı detaylı bir dedektiflik yapmanız lazım ki sizin sembollerinizi adam refactoring'de yapmadığı şekilde kullanmış da bulacaksınız da. Bakın bu liste olduğu gibi DroidCam'den geliyordu daha önce. Şu başını göstereyim. Bak. User bin DroidCam'in sembol tablosuydu. Buna benzer readelf. Readelf'te de benzer ben sonuçlar. ObjDump'ta da benzer şeyler alıyorsunuz ama bununla ilgili en sık kullanılan NM. Statik objeler için, noktalar için. Ama LDD her zaman çalışır. Ne için? Share objeler için. Share objesinin zaten sembolünü silemez. Silerse runtime'da o dosyaya ulaşıp o library içerisinde çalıştığı fonksiyonları çalıştıramaz. Çünkü onun asıl objesi o share obje içerisinde. O sadece shared link yapıyor. Sizin executable çalıştırabilir dosya içerisinde de o shared link bilgisi olduğu için gidiyor oradan exec edince onu gidiyor oradan buluyor. O fonksiyonu siz sadece çağırıyorsunuz. Onun koduna dair hiçbir bilgi, sadece link bilgisi var sizin kaynak kodunuzda. Gidiyor share objeyi, dosyayı buluyor. Oradan ilgili aynı sembolü buluyor. Aynı fonksiyonu çalıştırıyor. Bu her zaman share objede kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Ama dediğim gibi statiğin geri dönüşte zor yani. İzini kaybettirmesi kolay. Bunlar hep vicdana kalmış şeyler artık. Bu bir vicdan meselesi. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Sıradaki videomuz GPL V2 V3 olsun. Ondan sonra MIT Apache'yi beraber çıkaralım. Belki Common Criteria'yı ayrıca kısaca ele alalım. Tabii Common Criteria'yı ayrıca kısacık bir videoda ele alalım. Ondan sonra da şu SPDX, Fosoloji, Yocto'nun desteği, onlara biraz bakalım. Bir ilave videolar. Bu iş uzadıkça uzayacak galiba. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.